Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tigur hoş geldiniz. Bugün sizlerle Spear buildini inceleyeceğiz. Atribütese ne veriyoruz, statlara ne veriyoruz, hangi zırhı giyiyoruz, hangi Spear'ın gemlerini kullanıyoruz. Aynı zamanda da en önemlisi skill tree'imizi, ağacımızı nasıl vereceğiz pvp için. Bu arada benim bütün üstümde yanmış param da yetmiyor yapmaya. Neyse şimdilik geçelim. Şimdi arkadaşlar önceki iki tane build var. İkisini de göstereceğim ama. Birisi PvP için birisi PvE için. Ben şu anda karmaşık bir build kullanıyorum. İkisini bir arada kullanmak istiyorum ama ben size tek tek ayrı ayrı göstereceğim. Hangisini PvE için kullanıyoruz, hangisini PvP için, hangi skill'lere vereceğiz. Onların hepsini tek tek göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar skill'lere geçeceğim ama ondan önce bir zırhtan konuşalım. Ben full light armor kullanıyorum. Neden light armor kullanıyorum? Full de dexterity veren şeyler kullanıyorum. 23 dexterity. 20. 24. 24. 24. Buradan 100'e yakın dex alıyorum. Light armor bize ne sağlıyor? Önce dojluyoruz. İkinci olarak %20 bonus damage veriyor. En önemlisi bu. Ben adama vurduğumda %20 bonus damage'im var. Bir de takla atabiliyorum. 3 tane takla atabiliyorum PvP'de. Çünkü çok kırılgan olduğum için bu sikillerimi kullanmak zorundayım. Bunu çaktırmayın görmediniz. Neyse şimdi şuradan hemen geçelim. Armorlarımızı bu şekilde kullanıyoruz. Armorlara perk olarak ben Physical damage absorption seçtim. Siz kendiniz seçebilirsiniz. Perk olarak malachitine Malachite, daha doğrusu malachine diye okunuyor. Kural 3 veriyor. Ben bunu kullanıyorum. Neden bunu kullanıyorum? %10 damage against Yani %10 damage fazla vurmak istiyorum. Her zaman vurmak istiyorum. Slow sutun crow control. Yani adama mesela partide giriyoruz ya. Ona daha fazla vuruyorum. Sutun ve slow. Neden? Çünkü benim bakın bu skilllerim. Adamı şu sutunluyor. Bu yere düşürüyor. Crow control. Burada daha fazla damage vurabilmek için. O gemleri kullanıyorum. Gem konusunda ilgili detaylı videolar paylaşacağım. Bence bu yeşil olan malachinayı kullanın üstünüze ne isterseniz giyin yani şu anda ben bir tane boşluklu vardı o anda psikal demeyeceğim az olsun yani fiziksel demeyi çünkü baltayla falan geldikten ama çok sert vuruyorlar tek atabiliyorlar varıyorlar. o yüzden onu kullandım Şimdi yanına hangi silah alabiliriz ya musket alacağız ya da bow alacağız ben bow'cuyum. farklı kombinasyonlarda yapabilirsiniz spelli ama ikisi de dex istediği için ben bow alıyorum siz ne alırsanız ne isterseniz onu alın. Bobla ilgili ayrı video göstereceğim. Orada skilllerini vesaire gösteririm ama üstün körü de şöyle bir hani ben Spy'e e geçtim. Bob'u da göstermeden olmasın. Bob'u şu anda bu şekilde kullanıyorum. SS alıp bakabilirsiniz burada. Şimdi arkadaşlar? Bu Spy'i de baya oynadım. Hatta hep Spy'i oynuyorum ben kapalı betadan beri. Şimdi yeni build'ler deniyorum. Nasıl build'ler deniyorum? Bize dexterity 2 atak veriyor. Dexterity bir kere 300 yapıyorum abi. Bu konuda en fikiriz. İsterseniz Dexterity 300 yapıp 150 yapıp e, bu Atribites'ten e, Dojelerin daha az stamina harcıyor. Mesela Mace'ler 2 kere zıplıyor. Ben 3 kere zıplıyorum. E, sebebi de bu skill. Dex 8 skill. E, bu çok büyük bir avantaj PvP'de. 3 kere zıplamak aşırı derecede avantaj. Buradaki perkler. Arkadan vurursan headshot vurursan %10. Evet okla da vuruyorum. Spreyle de vuruyorum. %10 kritikal stun slow. Hep adamı düşürüyorum zaten. Stunluyorum. %10'dan fazla vuruyorum. Perklerden de alıyorum. Guaranteed critical hit after dodge roll. Dodge attıktan sonra mesela ben genelde dodge atıyorum. Çat şöyle bir heavy atıyorum. Critical hit vuruyormuş mesela. Ben o yüzden üçlemek istedim. Yani 10 second, 10 second diyor. Ben üçledim yani. Çünkü bunları pvp'de kullanıyorum. İsterseniz 150 Buna verirsiniz 150 de buna verip işte damage Milli Liverpool'la vurduğun haytata tata attırılsın. İşte 110 damage mi şeyini yapabilsin. Bu size kalmış. Buna karışmıyorum. Şu anda kullandığım build hem PvP hem PvE açısından olduğu için çok dungeonlarda tek yiyorum. O yüzden konsu 100 yaptım. 50 50'de de iş görüyor ama ben 100 yaptım. Geri kalan bir şeyler olursa itemlerle artık tamamlamaya çalışacağım. konsu arttırmaya çalışacağım. Çünkü çok zayıf bir karakter. Aşırı zayıf. Light Timor giyiyoruz. O Light'ı kapatmamız lazım. Demeyicimiz zaten güzel. çok da aşırı abartmaya gerek yok. Çünkü bu oyunu tek atma diye bir şey yok yani. Bunu da görmediniz. Olsuz olduk bu arada. Video çekiyorum ama kafamda. Neyse. Şimdi en önemli konuya geçelim. skill'leri nasıl vereceğiz? Bu skill bozuk valla. ben yapmadım zaten. Bu skill çok kötü. Neyse. Şimdi PvP'de... Ama ben şuna vuracağım bir kere ya. Çok sinir oldum ya. Hiç hem vuramamıştım. Heh. Şimdi PvP'de... Önce PvE'ye açıklayayım. PvE daha önemli şu anda. Ee, biraz düşük level arkadaşlar da varsa level kasması. Onu açıklayacağım öncelikle. Hemen geliyorum şuraya. Şimdi arkadaşlar burada... Ee... Impaler yani e, buradaki skillleri kullanacağız PvE'de. Bosta vesaire DPS diyorsunuz ya DPS'in ana skillleri bunlar. Ben bunlara Pv, PvP build'i kullanıyorum. Bu, PvP build'im var şu anda. Ama bunları da açtım skill olarak. Sikilin e, skill'in güçlendirmemiş halleriyle de işimi görüyor yani yaratık keserken de. Şimdi PvE'ci adam boss'a girdin dungeon'a girdin. Bu kanama veren bir skill. Kanama bizim için önemli. Skill kanaması veriyor. Bunu açıyoruz. En çok vuran skill'in zaten %70 vuruyor. Tak 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 hızlı hızlı vuruyor. En sonuncusu işte daha fazla vuruyor gibi gibi bir şeyler var. Burada %5 critical change atakta. All spells cooldowns. Bu çok önemli. All spells cooldown %10 second light atakta chain oluyor. %10 düşüyor ben burada da refreshing successful heavy atakta da all spare cooldown'su da alıyorum. Buraya geliyorum %10 critical Change atak target artı 3 metre. 3, 3, metrede daha fazla vuruyormuşum şu skill'i kullanırsan. Kullanmasan da da şeyde de uzaktan vurabiliyor. Bunu kullanıyorum. Burada burada %25 damage target have full hit. Full lead, yani full canı varken daha fazla vuruyor. E, gain Emporu Critical Hits demek Damage %20-10 10 second %20 Critical Hit'ini arttırıyor. Blade Duration 15 second'a çıkıyor. E, Rent %10 Per Strike Against Targets Above 150'nin altında kişilere daha fazla sokuyormuş bu şekilde. Target Successful Altery Hit. Target is triggered eğer target gaza geldiyse herhalde daha başarılı bir 3 tane hit vuruyormuşsun. Deliyormuş yani armorunu. Öyle gösteriyor. Tam anlamadım. Çok önemli değil. Zaten bunları ben şu anda araştırmış olduğum şeyleri atıyorum size yabancı forumlarda. Adamların hepsi böyle yapmış. Bence de mantıklı. Mantıklı olmasa değiştirelim zaten. Ee, yine bu skill'leri veriyoruz. Aggressive management. The first successful hit with an ability with 2 seconds reduce all spell cooldowns. Yani bak bu da İki tane hit, the first successful hit, 2 e, second dodging reduces all spell cooldowns diyor. Bu da cooldown ya benim sürekli burada demeye çıkmam için DPS arttırıcı şeyler. Bu skill var abi çok güzel bir skill. Yere düşürüyorsun damage'ini vuruyorsun. Yerdeyken de kafasına yapıştırıyorsun. Çok efsane bir şey. Yani bu, Bunu kullanmak mükemmel bir şey öyle söyleyeyim. Ee, PvP'de de PvE'de de çok işinize yarıyor yaratıktan kaçarken. Successful hit targets %50 below hit. Ya altındaysa %20 daha fazla damage vuruyormuş. Ee, yine aynı şekilde. Cool down, otur spares, edavis, radius, %30 successful bununla vurursan cool düşüyor. Ya yani sen spare oynuyorsan hızlı DPS oluyorsun ve bütün cooldownlarını düşünüyorsun. Ben perkleri bu şekilde veriyorum. Spare bu iltinizi sikillerini böyle yapabilirsiniz. E, ee, bunların hepsini okumuyorum tek tek. Zaten doğru şeyler bunlar. Kanamasın daha iyi böyle falan. %10 per damage debuff 10 target. Zaten debuff, debuff olduğu zaman daha fazla damage vuruyorsun. Zaten bossların hepsine 4-5 kişi girdiğin için ya da Pv PvE'de sürekli bir debuff olayı var herkese. Sen daha fazla veriyorsun. Bu da bir debuff olarak geçiyor. Mesela Blading'i koyuyorsun ya. Blading koyduğun zaman bunu ortalığa sokuyorsun. Yani aktif ediyorsun. Şimdi PvE build'imiz bu şekilde. Bir de PVP build'ini açayım size. PVP'de de en işe yarar bu 3 skill var arkadaşlar. Bunları şimdi birazdan göstereceğim kısaca. Bunu uzaktan adama vuruyorsun. Alt skill'lerini tekrar okumuyorum. Bunların hepsini aynı şekilde verirseniz perk'lere. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ee, bu şekilde verdiğinizde hay hay kullanabilirsiniz skill'leri. Şimdi e, bunları tek tek açıklamayın video çok uzamasın, sıkıcı olmasın. 3 metreden daha fazla critical vuruyor. 110 damage veriyor. Forceful impact target düş yere düşürüyor target'ı. Ee, heavy ataklar cooldown'unu düşürüyor. Bunu zaten okumuştuk. Ee, bu skill'leri şöyle açıklayayım. Yere vuruyorsun adamın üstüne zıplıyorsun. Yere düşürüyorsun. Buradaki de tekme atıyorsun. Adamı tekme attığında hem damage'ini götürüyorsun. Hem de ee, stun'lıyorsun. Cooldown'unu azaltıyor. %15'de genizle %30'un altında kişilere daha fazla damage vuruyorsun. Adamın canı az kaldı. Gelip şunu bir koydum mu kafası gitti adamın. Ee, burada da bunu seçiyoruz. %25 stamina fullken daha fazla vuruyorsun. Adamla mesela kapıştın artık ön adam sana vuruyor yani. Ya sen onu öldüreceksin ya sen stamina fullken %25 daha damage vuruyorsun arkadaşlar. Ee, burada da heavy atakların diyor absorption %15 2 second diyor e, ıı, successful'da da ıı, zırh defensif stansiyon sana bir zırh veriyor. E, defans da artıyor PvP'de. Burada %25 demeç egeniz knock yani düşmüş knocked enemilerde düşen kişiye daha fazla bunu düşürüyorum ya her adamı daha fazla demeç vuruyorum. Onu da şimdi şöyle biraz izah edeceğim. Şu an PvP maçı armorlarım hepsi bitik de. Mesela şu domuzun canı olsaydı ben bunu düşürüp bir tane bıçak saplayabilirdim. PVP'de bu skill'leri kullanıyorum. Okçu olarak bakın şurada PVP var mı? Zırhım yok ama. Adam PvP'di. Şuna bir düello alsam zırhsız. Dursana oğlum. Dur. Stop, stop. Şuna PVP atmaya çalışayım. Aha. Üstümde bir şey yok. Zırhım yok. Gel buraya dostum, balta. <laughs> Şuraya çıkalım bakalım PVP yapan var mı? Kısaca bir görelim. Şimdi ben pvp'de ne yapıyorum? Arkadaşlar adam karşınızda pvp'de. Bu adama dur bakayım. Aa, adam uçtu. Bu adama ben mesela pvp'de okumu çekiyorum önce tamam mı? Oku çektim abi. Uzaktan bir tane zehir atmaya çalışıyorum. Bu zehirin yerine arkaya zıplama skili var. Onu da kullanabilirsiniz. Ben uzakça takılıyorum pvp'de. Zaten dexim çok okla çok vurabiliyorum. Önce buradan bir zehirli ok atıyorum. Adam bana koşmaya başlıyor. Mates'e uzaktan kapışıyorum. Sonra şunu tutturmak çok önemli. Q skinli. Eğer tutturursa adamın yarı canını alıyorsun zaten. Sonra da adam bana baktım koşmaya geliyor. Skill atacak. Hızlıca şunu atıp son vuruşunu vurdurup adamı geri çekmeye çalışıyorum. Bu skilllerin bittikten sonra spare'i çekiyorum arkadaşlar. Spare'de de adam burada ölümde. Ee, mesela şu adam diyelim. Ama, Amaros tam bunun nedir? Ya da şu adam taktiği kafasına vurduğu zaman adam stun oluyor. Stun olduğu anda R'ye basıyorum bu skilli kullanıyorum. Çünkü bu skilli tutturmak çok zor. Yani gerçekten şey istiyor. Ne derler ona? Gerçekten şuna bir duel atalım. Gerçekten e, güç istiyor yani nasıl diyeyim size. Yani bu R skilli bakın şöyle göstereyim. Şuna mesela atayım PvP şakasına PvP yapalım. Ama yapmaz ki bu adamla korkuyor neyse. Şu bak e, tam attığınız yere gitmiyor. Şu an gittiği yakın mesafe olduğu için. Bununla çok fazla adam öldürmez için Q'la vurup bununla mızra atacaksınız. Kombinasyonu da şöyle gösteriyorum PvP'de. Şu cooldownların dolsun. olsun. Abi adam geldi. Şu yere doğru bir tane at. Üstüne tutturabilirsen tuttur. Bunu koy. Adam gelmeden şunları harca. Cool da harca. ona bir kere girsin. Sonra gel abi buraya. Adamla kapışırken. Şu anda stunlandı. Stunlandığı anda kafasına vurdum. Yere düşürdüm. İki takla bir takla tamam bitti bu kadar pvp'si de bu. Bir de e, şöyle mesela takla atıyorsun ya takla attıktan sonra şu heavy'i doldurursan heavy ileri doğru atıyor. Yani şöyle vurmaya çalışırsan adama gidemez. Ama şöyle daha fazla mesafe damage vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Gem olarak zaten bahsetmiştim. Q'rel e, kullanıyoruz mana kullanıyoruz. Light armor kullanıyorum. Dex'lerim, CT'lilerim bunlar. Spare'ı böyle açıklamak istedim size. Kendi e, olayımda dediğim gibi ben Spare'ı böyle kullanıyorum. İstersen maskette de kullanabilirsin bunun yanına ama o kadar damage vuramazsın. O koydu mu oturtuyor yani. Hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. E, yorumlara abi ben Spare'ı böyle kullanıyorum daha iyi, güzel fikirleriniz varsa buyurun yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.